Bu tabii çalıştığı polenin özgül ağırlığıyla alakalı da bir şey. Mesela aynı kesede propolis de taşıyor. Propolis'i taşırken bakıyorsunuz ki daha ince bir yük yüklenmiş. Ama poleni taşırken daha yüklü bir yük yüklenmiş. Mesela en bariz gördüğümüz kivi poleni. Kivi polenini diğer polenlerden daha kocaman yüklüyor böyle. Çünkü kivi polenini biz biliyoruz ki hani eleme falan yaparken. Mesela normal polen rüzgara vurduğunuz buraya düşüyorsa. Kivi poleni rüzgara vurduğunuz oraya gidiyor. Çünkü özgül ağırlığı hafif. Pamuk gibi bir şey yani böyle. Diyor rüzgar gidiyor. Arada yüklerken bakıyor ki hafif. Onu bolca yüklüyor. Onun için en fazla taşıyabildiği polen o oluyor. Burada gördüğünüz arıların çoğunluğu işçi arı. Burada bir erkek arı yok. Bu da gene aynı şekilde mum salgı bezi. Burada gördüğünüz şu ana arı arkadaşlar. Renk olarak da ırk birbirine benzer ırklar da renkler de denk gelebilir. Ama ana arının yumurtladığı yavrular farklı renklerde ise ana arıyı görmeniz daha rahat olur. Hocam sırtta da farklı ırk var. Evet sırtta da farklı ırk var. Boya bulunan yeri var ya. Hı. Daha net gözüküyor ana arıda. Tabii şurası daha geniş. Tabii. Ama genç anada yani genç ve yaşlı ana arıda ayırt edebileceğimiz özellik bunlar da gençler daha tüylü oluyor. Yavaş yavaş yaşlandıkça kelleşiyorlar. Ondan sonra bu kafa yapısı gene işçi arınınkine aynı neredeyse. Ama ebat olarak gene gözünüz bu bağırsak sistemi dedim ya mide, ön mide, bal toparlama alanı, bağırsaklar. Bu gene pupa evresinde yani kapalı yavru evresinde petek. İçerisine yavru atılmış, çıkmış, kurtçuk haline gelmiş ve petek hücresi kapanmış. O evreye ne diyorduk? Pupa evresi diyorduk. Yumurta, larva, pupa. Bunları artık aklınıza yerleştirin. Çünkü her zaman için anlatımlarda da, okuduğunuz yayınlarda da hep bu şekilde olacak. Yumurta, larva, pupa ve ergin evre. Bir canlının hayatındaki dört evre. Pupa evresinde yani kapalı yavru gözü evresinde çıkarılmış iki tane yavrunun alttaki işçi arı, üstteki erkek arı. Görünüşlerindeki farklılık. Bakın erkek arının gözleri burada da görüyorsunuz. Ortada birleşmiş şekilde. İşçi arının gözleri boşluk içerisinde. Erkek arı daha ovalimsi bir yapıya sahip. Daha iri. İşçi arı daha ince bir yapıya sahip. Bu altıgen bir petek hücresi. Önce bal mumu ile ilgili anlatımı yapma dedim. Onu söylerken mum salgı bezlerinden bal mumları üretiliyor dedik. Bal mumlarının yapısı yoğun bir yağ yapısına sahip. Yağlar tanımlanırken bal mumu tek başına ayrı bir yağ, karmaşık bir yağ zinciriyle oluştuğu için karmaşık bir yağ olarak tanımlanıyor. Yani tek başına başka bir örneği yok bal mumunun. Asitler tarafından eritilemiyor. Fakat yapısında bozulmalar meydana gelebiliyor. Ama asitlerin zarar veremediği bir yağ. Arılar tarafından üretiliyor. Tabii insanlar bunu petrokimya artı olarak, parafin olarak da taklit etmeye çalışıyorlar. Ama bunun yerini tutamıyor. Bunun kaynama noktası 70 derece ise onun 60 derece. Daha erken ısıya tepki veriyor. Bal mumunun tabii hani birçok şeyde yayında okumuşsunuzdur, görmüşsünüzdür. Altıgen yapıda işte bir alanı doldurabilmesi için altıgen bir yapıda. Evet bunların hepsi var. Ama size şematik olarak başka bir şey daha çizeceğim. Bu tabii plakaların altıgen plakalar haline gelmiş, onların görüş yapısıyla, üretim yapısıyla da alakalı. Çünkü arılar bunu yapmak için zaten dizayn edilmiş, yaratılmış bir canlılar. Ve bunu yaparken de kullandıkları bir mantık var. İşte üst taraftan başlıyorlar bir peteği yapmaya ve petek o üst tarafta bir bağlantı yerinden zincirleme olarak aşağıya doğru açılıyor. Ağ şeklinde. Bu açılmasına rağmen bu bağlantı yerinden burayı tutuyor. Daha sonra yük arttıkça, daha fazla malzeme depolandıkça, ağırlık geldikçe bir de kendileri de burada tutunuyor. Yani sadece koydukları şeyin ağırlığı değil. Aynı zamanda kendileri de tutunuyorlar. Kendi ağırlıkları da var. Daha sonra bu bağlantılar geliştiriliyor.
yan taraftan başka zeminlere de destekleniyor. Fakat o desteklenene kadar bir de dururkenki yapısı bir sarkma, bozulma göstermiyor. Evet, bu alanı dairesel olarak bir yapıyla da doldurabilirsiniz. Çünkü aynı gözün içerisinde bal depolanıyor, polen depolanıyor ve arı yavrusu çıkıyor burada. Yani silindirik bir yapıda bir yavru çıkıyor. Silindirik yapıda bir hücre oluşturursanız, dairesel olarak doldurursanız arada boşluklar çıkıyor. Köşeli dikdörtgen yaptığınız zaman da koyduğunuz malzemenin içinde boşluklar kalıyor. Altıgen yaptığınız zaman kalmıyor. Ama şu altıgeni, evet altıgen ama dikkat ediyorsanız sivri uçları aşağı tarafta. Şöyle çevirdiğiniz zaman, böyle olduğu zaman ne oluyor? Gene altıgen oluyor değil mi? Fakat arada bir fark var bakın. Bu altıgenin aynı zamanda öbür tarafında bir altıgen daha var. Uygulamada petiği karşıdan koyduğunuz zaman altıgenler şöyle duruyor. Silindirik yapıdaki altıgenler şu şekilde duruyorlar. Böylece ağırlık merkezleri, yani bir yapının ağırlık merkezi ortası ya, bu biraz daha merkeze doğru kayıyor. Geriye doğru kayıyor. Yükü ortadan alıyor. Ortadaki plaka bütün ağırlığı tutmuş oluyor. Aynı zamanda bu altıgenin ağırlık merkezi neresi? Burası. Bunun ağırlığını buradaki altıgen tutuyor bakın. Bunun ağırlığını gene buradaki altıgen tutuyor. Bunlar yukarıya doğru çekildiği zaman da şu altıgenler onu yukarıya doğru taşımış oluyorlar. Yani bu dikmeler birbirini tutuyor. Bu, şunu şöyle büktüğünüz zaman kırarsınız değil mi? Düz tahta olduğu zaman. Ama şöyle büktüğünüz zaman kıramazsınız. Daha fazla güç sarf etmeniz lazım. Bundaki mantık da aynı şekilde. Siz bunu yatay tuttuğunuz zaman esnetirsiniz. Ama dikey tuttuğunuz zaman ağırlık merkezini tartacak bir yapı almış olur. İşte bundan dolayı kolay kolay zarar görmez. Biz petekleri kullanırken de kullandığımız peteklerde altıgenlerin sivri uçlarının arkaya, alta bakmasını amaçlarız. Çünkü bu onlardaki sarkmayı engelleyecek. Belki bizim bölgemiz çok aşırı sıcaklara maruz kalmadığı için sıkıntı olmayabilir. Ama bazı bölgelerde işte peteklerde sarkma oluyor diye şikayet geliyor. Yani bu arı burada hiç yaşamıyor muydu? Bu arı yüzyıllardır burada yaşıyor. Bin yıllardır bu coğrafyada yaşıyor. Volkanik bölgelere yakın bölgelere kadar yaşıyor. Böyle bir problem olmuyor. Biz kovanlara petek koyduğumuz zaman mı sarkma yapıyor? Yani burada bir eksiklik var. İşte plastik petek siparişleri veriyorlar. Plastik petekler sarkma yapmayacak diye. O zaman plastik giriyor işin içerisine. Yani bizim yaptığımız işte eksiklik olduğu için problem yaşıyoruz. Peteği yanlış basıp yan basıyoruz. Bu sefer petek sarkma yapıyor. İşte bunu ortadan kaldırmanız gerekiyor. Bakın bir araştırmacı şunu deniyor. Arılar acaba bunları daha sıcak bölgeye taşımamda farklı bir özellik gösterebilirler mi diye. Yanlış hatırlamıyorsam geçmiş zaman okuduğum bir araştırma ama sonucunu iyi hatırlıyorum. İtalya'da olabilir. Birkaç arı kolonisi deneme amaçlı olarak volkanik bölgeye doğru götürüyor. Yani volkanik bir dağ var, daha sıcak, zemin yapısı sıcak ve arıları kademe kademe bu zemin yapısı sıcak bölgeye doğru yavaş yavaş taşıyor. Arılar kovanlarında duruyor. Arılar kovanlarını terk etmezler kolay kolay. Terk olduğu zaman neden olur? Orada hayatlarını devam edemeyecekleri kanaatine vardıkları zaman o kovanı terk ederler. Bu dönemlerde de olsun birçok arıcı geliyor bazen söylüyor diyor, bizim arılar kovanları terk etmiş. Neden terk etmiş? Hastalıktan dolayı terk edebilir. Çok aşırı hastalık var. Ben bu kovanda bu hastalıkla baş edemeyeceğim. Bütün canlı toplulukları aynıdır. Yani yavrularını bırakıp terk etmez. Terk edebiliyorsa ya o yavrulardan ümidi kesmiştir, ya kovandaki geleceğinden ümidi kesmiştir, ya o bölgeden ümidi kesmiştir. Bir problem, ciddi bir problem vardır ki orada hayatını devam edemeyeceği kanaatine varmıştır. Sıcak bölgeye kademe kademe aldığı için arılar ani değişikliğe maruz kalmadıkları için uyum sağlamaya çalışıyorlar. Ve araştırmacı bunu kontrol etmeye çalışıyor. Bakıyor neler yapacaklar. Sıcaklık artmaya başladıkça bal mumunda deformasyon olmaya başlıyor. Problem yok ama
Yaptıkları peteklerde hafif hafif sarkmalar olmaya başlıyor. Isı artıyor, kovan içi havalandırma yetmiyor ve mumlar deformasyona uğramaya başlayınca arılar yeni yaptıkları mumlara, kendi ürettikleri yeni mumlara kenardan propolis karıştırmaya başlıyor. Bakın, arı kolonisi çözüm yolunu kendi kendine zorluyor. Karıştırdığı propolis ağaç reçinesinden meydana geldiği için yüksek ısıya karşı biraz daha dayanıklı onlar için. Ve bu sarkmayı o şekilde çözmeye çalışıyor. Bakın, bal arısı kolonisi gerçekten narin gözükür, küçük bir böcek ama topluluk halinde birçok zorluğa karşı direnç gösterir. Ama zorluklar da ardı ardına gelmeye başladıysa ayak uyduramaz. Mesela buradaki zorluğun ikinci bir kademesi ne olur? Mum üretmesi için bala ihtiyacı var. Bal geliyor ki mum üretip propolis karıştırıyor. Bal da gelmiyorsa o zaman mum üretimi de sıkıntıya gelecek. O zaman terk söz konusu olacak. Örnek vermek için söylüyorum. Siz de kafanızda bir şekil oluşsun diye. Burada işte dikkat edilmesi gereken koşulun kötü olması değil, arının buna direnç gösterebilecek güçte olması önemli olan. Bal mumunun üretiminde de dikkat edecek husus o. Biz daha önceki derslerde arkadaşlar sorduydu, hani biz kendimiz çerçeveyi koyduğumuz zaman bunlar petekleri yapıyorlar mı? Evet, yapıyorlar. Fakat üretimimizin hızına uymayacak şekilde olduğu için, yani biz ortaya kalın bir bal mumu plakası koyuyoruz. Daha iyi dirençli olsun diye. İki, zamana bırakmıyoruz işi. Yani arı zamanla petek ölçüsünde biraz daha seri çalışmak için yapıyoruz. Artı bir kilo mum üretilmesi için 10 kilo yaklaşık olarak bal tüketilmesi gerekiyor. Zaten gelişim döneminde gelen gıdanın kovana yetmesini ve aynı zamanda arttırılarak yavru beslemesinde rahat rahat kullanılmasını istediğimiz için hazır petekler üzerine çalışıyoruz. Ama yok, ben istemiyorum hazır petek kullanmayı. Arı kendi yapsın istiyorsanız gene yaptırabilirsiniz bakın. İlla denemek istiyorsanız deneyebilirsiniz. Bunun da farklı yöntemleri var. Besleme ve geliştirmeyi anlatırken onları da anlatacağım. Arı zehirini anlattıydım. İlaç çalışma sistemini anlattım. Hastalıklara karşı kullanılmasını... Anlatmadım. Arı zehirinin çalışma... Arı sütünün de bakın anlatacak çok bir şey yok. Zaten internette içeriğiyle ilgili varabilirsiniz. En önemli özelliği gençlik hormonu salgılatması. O başlı başına yetiyor zaten. Yani vücutta gençlik hormonu salgılatması, hücrelerin ölümüne engel olması veya ölü yeni hücre oluşumuna destek vermesi başlı başına arı sütüne yetiyor yani. O bakımdan çok fazla anlatabileceğim bir şey yok arı sütüyle ilgili. Üretimiyle ilgili dediğim gibi taklit ana arı gözleri yapıyoruz. Onlara süt koyuyoruz. Onlara da yetiştiricilikte anlatacağım daha detaylı olarak. Geçen derste en son arı sütünü bu şekilde anlattınız. Propoliste kaldıydı. Evet, propolis. Arı zehri, erkek arı besin maddesi, bal mumu, bal mumunu anlattınız şimdi. Oğul, paket arı, ana arı, pozlaştırma. Evet, şimdi devam edeyim. Kaçırdığım olursa söyleyeyim. Çünkü bundan sonrasında çok detaylı anlatacağım yok. Tamam. İkincisi, arı zehirini anlattık dedik. Ondan sonra propolis. Ha, erkek arı besin maddesini, arı sütünü söylemişken söyleyeyim. Kuluçkayı tekrar benzerini çizeceğim. Ama kuluçkada ana arı sütüyle besleniyor. İşçi arı larva besin maddesiyle besleniyor. Larva döneminde. Yani açık yavru besleme döneminde. Ana arı sütüyle besleniyor. İşçi arı larva besin maddesiyle besleniyor. Erkek arı da erkek arı besin maddesiyle besleniyor. Erkek arı besin maddesi bizde üretimi yok ama dünyada üreten ülkeler olduğu söyleniyor. Bunun farklı etkileri olduğu için bizde üretimi yok ama erkek arı besin maddesi erkek arıların gelişiminde verilen, yani yavru kuluçka süresinde besleme olarak verilen besin maddesi. Arı sütünden daha kalitesiz, larva besin maddesinden daha kaliteli. Tamam. Erkek arı besin maddesi bu. Bu ürünler ticarete konu oluyor. Yani insanlar bundan para kazandığı için arı ürünleri olarak sınıflandırılıyor. Ondan anlatıyorum. Propolis de son zamanlarda gerçekten çok pazarı oluşmaya başladığı için ön planda. Gene hani söylediğim, yurt dışında
İşte eskiden seçkin yerlerde satılırken şimdi her yerde satılıyor. İnsanların gerçekten bağışıklık sistemini tetiklediği, gerekli materyalleri içerdiği için çok ön planda tutuluyor. Bizde işte kansere iyi geliyor, ünsere iyi geliyor diye söylendiği için çok tutuluyor. Ben bazı hani böyle dergileri okurken gördüğüm araştırmalardan hatırladığım kadarıyla söylüyorum. Mesela propolisli diş macunları zaten yapılıyor. Onları biliyoruz. Türkiye'de de pazara sunuldu. Fakat çok fazla tutmadı. Ama işte ağızdaki zararlı bakterilere karşı iyi sonuç verdiği, ülsere sebebiyet veren bakterilere karşı iyi sonuç verdiği, bağırsak sistemine iyi, olumlu sonuçlar verdiği ve bağışıklık sistemini güçlendirdiğine dair çalışmalar var. Bunlardan dolayı propolis ön plana çıkıyor. Bunun materyal olarak elde edilmesi işte ağaçlardaki reçinelerden, arılar tarafından, tomurcuk uçlarından ve reçinelerden, arılar tarafından ayaklara toplanıp kovana taşınıyor. Ve bunlara da arılar tarafından gene enzimler katılıyor. Bu enzimler bunların yapısında parçalanmalar meydana getiriyor. Bu enzimatik, yani reçine ağaçlardan elde edemiyor muyuz? Ediyoruz. Aynı etkiyi neden vermez? Çünkü arının içerisine kattığı bir parçalayıcı materyaller var. O materyaller bunu değiştiriyor. Değiştirdiği için farklı bir yapı oluyor. Bundan dolayı ön plana çıkıyor. Onun dışında haricen kullanılabiliyor. Gene yaralara karşı iyileşmesine dair. Onunla ilgili de birkaç tane yabancı kaynaktan çeviri denk geldiydi. İşte mesela bir yara bir haftada iyileşiyorsa bunun iyileşme süresini 3-4 güne kadar düşürebiliyor. Yani daha seri iyileşmesini sebebiyet veriyor. Bununla ilgili o kaynağın o zaman Almanya'da çıkarılmış bir merhem ismi falan söylediydi. Ben onu bir tane daha söyledim. Hani bundan Almanya'da yok, bulamadılar. Belki kaynak çok eski. Belki başka ama kozmetik ürünü olarak, işte farklı ürünler olarak piyasaya çok yoğun olarak bir propolis pazarı oluşuyor. Bizim için önemli olan, ben dediğim gibi, ben arıdan elde edilen ürünlerin direkt arıdan elde edildiği gibi kullanılması taraftarıyım. Bunun yani benim kendi düşüncem bu. Herhangi bir araştırma sonucu söylediğim bir şey değil. Kovanların kontrol edilirken arıcıların elden geldiği kadar, kendi kovanlarınızda elden geldiği kadar bunların toplanması taraftarıyım. Yani bununla ilgili bir görsel var mı ya? Kovandan bu nasıl alınıyor? Propolis şudur. Şu an hatırlayamıyorum ama gördüğümüz zaman şey söylerim. Baktığımız zaman fotoğraflara bakacağız birazdan hepsine. Bunun farklı elde edilme yöntemi var. Ya bakımda ufak ufak toparlanması, onun dışında işte tuzaklar kullanılarak buralara arıların depolamasını sağlamak, ondan sonra o tuzakların da farklı çeşitleri var. Yani yabancı ülkelerde yapmışlar. Bizde görmedim. İşte kovan içerisinde çerçeve gibi konulan tuzaklar var. Arılar bunları yabancı bir materyal olarak görüyor ve dolduruyor. Doldurduktan sonra bunlar çerçeve olarak alınıp çıkarılıyor, hasat ediliyor. Bizde en yoğun kullanılan işte üstte örtü şeklinde konulan plastik ızgaralar var. Bunların aralarında boşluklar var. Bunları arılar o boşluklar olduğu için kapatıyor. Biz o plastik örtüleri alıyoruz, dondurucuya koyuyoruz. Soğuyor. Sonra çıkartıp salladığımız zaman patır patır dökülüyor. Bu şekilde. O plastik örtülerin metal örtülerini gördüm. Farklı videolarda mesela. Mesela işte 304 paslanmazlardan saç şeklinde yapılmış. Onlardan mesela adam o saçı kıvırıyor. Boru haline getiriyor. Sağlı sollu vuruyor. Kazıyor, döküyor, alıyor. Hasat ediyor. Şimdi burada tabii kullanılırken kovan içerisinde kullanılan ilaçların da, bu da ön plana çıkıyor, İlaçların da dikkatli kullanılması lazım. Çok etki edecek ilaçların kullanılmaması lazım. Yani araştırmacıların da çok farklı beyanları var. Kimisi diyor kovanın içerisinde tuzaklarla alınanlar çok iyi. Kimisi diyor hayır, kovanın ön tarafına depolananlar çok iyi. Yani burada bizim bir şey söyleme şansımız çok yok. Neden yok? Çünkü bu bir laboratuvar çalışması. Laboratuvarda bunun içerisinde aranan etken maddeler neler? Hangi maddeler hangisinde fazla, bunu biz bir şey söyleme şansım yok benim şahsen size. Benim tek söyleyebileceğim şey, yani
kendiniz üretim yaparken gördüğünüz, topladığınız, ilk önce kendiniz kullanmaya çalışın. Elden geldiği kadar da toplamaya çalışın. Bunun şu an için ekonomik değeri çok önemli olmayabilir. Ama insanlar gerçekten gitgide daha fazla hasta oluyorlar. Ve hasta olan insanlara bunun bir şekilde sunulmasında fayda olduğunu düşünüyorum. Ondan dolayı üşenmeyin. Bunu birçok aracı üşeniyor bakın. Bizim 200-300 üyemiz varsa bunun, ya yani 300 üyemiz varsa 250'si bunu toplamaya üşeniyor yani. Hocam mali değeri yok bu yüzden. Ya mali değeri yok işte. Mali değeri de her şey değil. Yani bu illaki hasta olduğumuz zaman bir şeyin peşinde koşmamız önemli değil. Hasta olmadan bundan fayda görmemiz önemli olan. Bunu hasta olmadan fayda görebiliyorsak daha sonra bu zaten zamanla daha seçici davranılmaya başlanacak. Daha iyi üretim hangisi yapıyor o seçilecek. Bunun üstünde yıllar geçtikçe Türkiye'de farklı araştırmalar yapılacak. Belki diyecekler ki şu yöntemi tamamen kaldırın, böyle toplamayın veya böyle kullanmayın diyecekler. Ya araştırmalar daha ön plana çıkacak. Ama şu an için en çok kullanılan yani yöntem olarak söylemiyorum. En çok kullanılan işte tuzaklarla alınması en kolay gelen. Çünkü üstüne tuzağı koyuyorsunuz, arılar kapatıyor bunu. Topluyorsunuz, derin dondurucunuz varsa atıyorsunuz içeri, çıkartıp sallıyorsunuz. Çıkıyor 50'şer gram çıkıyor, 40'ar gram çıkıyor, 100'er gram çıkıyor. Bir şekilde bir miktar çıkıyor. Bu ne kadar çıkartabiliyorsunuz? Kârdır bence. Yani 50 gram çıktığı zaman tuzağın parası çıkıyor yani zaten. Tuzağı bir kere kullanmıyorsunuz ki. Onu tekrar tekrar kolun üstüne koyuyorsunuz. Etil alkolde sulandırılarak kullanılmasına. Mesela 100 mililitre etil alkolde kaç gram propolis? Ya onu ben şimdi bir miktar söyleyemem. O kendime göre benim kullandığım bir şey. Ama bakarız onu. Ben daha sonraki derslerde size söylerim onu detaylı olarak. İzmit'te 200 cc'lik şişelerde sulandırılmışını 20 liraya satıyorlardı geçen sene propolisi. Hastalar için. Öyle bir şey piyasa oluşmaya başladı yavaş yavaş. Onun için bu oran dedim var mı bir şey? Ya ben şu an için onunla ilgili miktar olarak bir şey söylemeyeyim. Çünkü bakalım ona göre farklı şeyler sunayım size. Oranını bilmekte fayda var. Tamam yani. Onu söyleyeceğim işte de şimdi söylemeyeyim yani. Bal mumuyla propolis ayrışım yapıyor mu? Şimdi tabii ayrışıyor. Şimdi işleme soktuğumuzda. He, alkol propolis eritiyor. Bal mumunu eritmiyor. Yani iki materyal aldığınız zaman ya bu bal mumuydu, propolis miydi tereddüt ettiğiniz zaman biz bazen karşılaşıyoruz. Yani insanlar geliyor illa bal mumu yani biz ayırt edebiliyoruz. Göz alışkanlığı oluştu ama. İlla bu bal mumu diyor vatandaş. O zaman alıyoruz alkolü, koyuyoruz. Erit kavanozda çalkalıyoruz. 5 dakika sonra belli oluyor zaten. Hani. Propolisi çalkaladığınız zaman o alkol komple işte kahverengi, siyah propolisin renginde değişiyor. Bal mumu gene bal mumu olarak sabit duruyor. Hiç hareket yok. Yani ikisi farklı tepki veriyor. Ha, renkleri söylüyorum biz söyleyeyim. İşte önceden çok tereddüt edilirdi. Cam macunları mesela arılar tarafından taşınıyor veya işte asfalt arılar tarafından taşınıyor, kovana getiriliyor diye propolis amacıyla. Bu tabii ya ben son zamanlarda çok yoğun olarak böyle bir sıkıntı görmedim. Belki asfaltta bulunan bir materyalin değişmesinden veya cam macunlarındaki bir materyalin değişmesinden. Yani benim çocukluk dönemimde buna benzer sıkıntılara gördüğüm gibi geldi bana yani. Kesin söyleyemem gördüğüm ama tereddüt ettiğim konular oldu ama son zamanlarda aldığımız propolislerde veya hasat ettiklerimizde böyle bir belirti görmedim. Ama şunu yaşadık ya. Siyah propolis aldığımız zaman ya işte bu asfalttır mesela siyah gibi şey olurdu. Daha sonradan bir Uludağ Üniversitesi'nden bir araştırma yaptılar. Ben şahsen bilmiyordum o zaman. O araştırmada söylediler. Siyah propolis aldıkları yerleri de söylediler. Gerçekten aldıkları numuneleri, aldıkları aralıklara da dikkat ettim. Mezarlık servisinden gelen propolis. Simsiyah bir propolis geliyor. Gerçekten asfalt gibi gözüküyor ama hani alkolde erittiğiniz zaman biraz daha belirtiyor kendisini. Öyle bir şey olmadığını anlıyorsunuz. Ve onların söylemesi daha değerli olduğunu, yani en değerli propolisler içerisinde geçtiğini, özellikle bu mezarlık servisinin bulunduğu yerlerden propolis alınmasının daha iyi olduğunu söylemişlerdi.
O benim hani kafamda hayret verici bir şey olarak kalmıştı. Onun için söylüyorum. Renk bitki örtüsüne de göre değişiyor. Mesela erken ilkbaharda da İznik Gölü'nün kenarında mesela o sene Ballı Baba çok olmuştu. Propolisler o Ballı Baba'nın kırmızısı renginde. Bal mumları gene aynı şekilde kırmızımtırak bal mumları. Yani yoğun bir Ballı Baba var ve arılar o sene işte Şubat ayı falan da sıcak geçti. Erkenden gelişmeye başladılar. Mart'ta deli gibi bal getirmeye başladılar. Orada da hani bariz şerbetliğin altına petek yaptılar mesela, petek kıpkırmızı. Yani ben Ballı Baba'ya yordum ama hani başka bir şeyden kaynaklanıyor mudur bilmiyorum ama en yoğun olarak böyle zeytinliklerin altı komple Ballı Baba doluydu. Ve propolislerde de işte mumda da renklerin yani bitki örtüsünü fark ettiğinin en önemli özelliklerinden biri. Bal mumunda gene söyleyeceğim bir özellik. Balmumu ilk yapıldığı zaman, demin gördüğünüz gibi arıların karın halkasından çıktığı zaman hani bembeyaz olarak yapılır, evet. Ama da daha sonra renk sarıya döner. Fakat arı ırkları içerisinde bir tek... Halk eğitimde kurstayım. Daha sonra bal mumunun rengi beyazdan sarıya döner. Yani arının böyle yoğun doyduğu zaman, petek şişirdiği zaman bembeyaz petekler olur. Biz besleme yapıyorken arının doyduğunu beyaz mum, yani mum işlemesinden anlarız. Peteğe koyduk, mum işliyorsa arı doymuştur anlarız. Niye? Doydu ki arttırıp mum üretmeye başladı. Gene besleme özelliklerini de söyleyeceğim. Bir arı mum işlemeyi, gıdayı çekti. 8 saat kullanamadıktan sonra mum üretmeye başlar. Yani şöyle düşünmez ya, kovan için ha şurası boş kaldı hadi mum üreteyim. Şuraya da doldurayım, yarın bal getireceğiz diye düşünerek mum yapmaz. Balı toplar, petekte depolar. Depolayacak yer kalmadığı zaman o gün çalıştı, gıdayı topladı, salkım yaptı. Kuluçkanın kenar tarafına, birazdan göreceksiniz örneklerini. Buna mum salkımı denir. Salkım yaptı. Niye içeride depo beklemez? Çünkü aldığı ve tüketemediği gıda vücutta hararet yapar. Zaten kuluçka sıcak. Kenarda birikir. 8 saat kullanamadığı gıdayı muma dönüştürür. Mum nedir? Yağ. Aldığı nedir? Karbonhidrat. Aldı, kullanamıyor. Kullanamadığı karbonhidratı neye dönüştürüyor? Yağa dönüştürüyor. Biz ne yapıyoruz? Biz de yağ dönüştürürüz. Yani aynı mantık esasında bir bakıma ama o yapı materyali olarak kullanıyor. Tamam mı arkadaşlar? Irk özelliği olarak farklılık söyleyecektim. Onu söyleyeyim. Sır mumları da gene beyaz yapılır, daha sonra sarıya döner. Peteklerde de gördüğünüz gibi. Karniyol arasındaki sır mumları gene yani ırk özelliği olarak, literatür olarak söylüyorum, bembeyaz olur. Ve beyaz kalır. Yani petekleri beyaz sırlar. Bu bir ırkın başlı başına özelliğidir. Bu bizde bazı dönemler işte sıkıntı çıkartmıştır. Mesela işte bu petek bal çalışanlar, yurt dışında petek bal çalışanlar yoğunlukla karniyol çalışırlar. Çünkü beyaz olduğu için daha bir hoş görüntüsü. Bizde beyaz olduğu için görünce, ha, şekerden yaptırmış bunu arkadaş bak bembeyaz diye almazlar. Onun için petek bal çalışanlar bir sürü de karniyolle çalışmıyor. Ondan sonra ya bu beyaz örüyor, millet almıyor şekerli diye terk etmişler zamanla diye biliyorum. Evet, diğeri söylemediğimiz. Şimdi oğul. Arkadaşlar oğulu detaylı olarak yine arının gelişimin hayatıyla ilgili gelişimde anlatacağım. Kovan geliştikten sonra, belirli bir güce sahip olduktan sonra ana arının kovanda yeni ana arı yapılmasına ya yönelik hareketi ya da arıların hareketinden dolayı çanlar yapılması ve yeni ana arıların oluşturulmasıyla kovandaki mevcut ana arının tarlacılı arıları alarak kovandan çıkışıdır. Yani tarlacı grubu alır ve kovandan çıkar, yeni bir koloni oluşturur. Bu ekonomik olarak bir değer midir? Evet, bir değerdir. Onun için arı ürünüdür. Oğul da bir çeşit arı ürünüdür. Paket arı da
bir çeşit sünni bölme de diyebilirsiniz. Yani bölme arı da diyebilirsiniz. Arıların kendi karar vererek kovanın çıkışları değil, bizim bölerek bölme arı yapmamız olarak paket arı diyebiliriz. Yani yeni bir koloni oluşturmamız paket arıdır. Paket arı olarak yazmamızın gerekçesi şu: dünyada arı ticareti paket arı olarak döner. Yani bizde çok fazla yoktur. Bizde de yazar ama çerçeveli veya çerçevesiz olarak hazır arı kolonileri satılır. Önceki işte Kanada'da söyledim ya, işte daha sıcak bölgelerden paket arı yollayarak arı yollarlar. Yani tel bir kutu içerisinde arılar gelir. Ortada bir şerbetlik, bir ana arı kutusu ve bir top arı. O tel kutuyu alırsınız, kovanızı açarsınız. Sizin de çerçeveleriniz içindedir. Bir taraftan şerbet verirsiniz, bir taraftan ana arıyı salarsınız, bir taraftan da arıları kovanın önünden salarsınız. Hepsi tıpış tıpış kovana girer ve bir koloni oluştururlar. Üretime devam edersiniz. Farklı bölgelerde bunu çerçeve olarak da yaparlar. Yani Türkiye'de de başladılar galiba. İşte koli şeklinde. İçerisine 5 tane çerçeve koyuyor arısıyla beraber, yavrusuyla beraber. Bizde çoğunlukla yavrulu arı satışı yoğun planlıdır. Yani peteklerle yavru olarak koyuyor, kapatıyor. Straforlarda veya kovanlarda. Buradan yolluyor işte. Ankara'ya yolluyor da. Kaç tane arı? 50 tane, 100 tane. Erkek arısı vesairesi. Hepsi mevcut. Evet, hepsi yavruları, petekleri hepsi mevcut olarak satıyor. Bu ekonomik bir getiridir ve arı ürünüdür paket arı da. Kendi kovanımızın içerisindeki arılardan atıyorum o çerçeve yavrulu arınız varsa bir iki çerçevesini alıp başka bir kovana koyduğunuzda ama ona bir ana arı bulmak zorundasınız. Ona da bir ana arı alıyoruz, evet. Ana arı da bir ürün. Yaşamaz yani. Kendileri ana arı yapabilirler, yaptırabilirsiniz ama biz sezon daha mı? Seri üretim yapmak için ana arı hazır alıyoruz. Veya yapar kendimiz... Mı mesela aldınız 3 kovan, 3 çerçeveyi bir kovana koydunuz. Tabii yapar. Kapattınız. Diğer kriterleri de anlatacağım. Onları da yerine getiriyorsanız onlar da ana arı yapacaklar. Bir dahaki ders ana arının gelişimini, hayatını anlatacağım. O kriterler de yerine geliyorsa artık o da sağlıklı bir koloni haline gelecek. Bir arı daha yapmış olacaksın. Yapabilir yani. Tabii ki. Neye böleyim? Tabii onları anlatacağım. Detayını ondan söylemiyorum. Ana arı, işte dediğim gibi ana arı alabiliyorsunuz. Ana arı üreten işletmelerimiz var. Özellikle bu konuda çalışan. Yani biz de mesela telefon ediyoruz. İşte neredeyse oradan ana arı istiyoruz. Geliyor, bölüyoruz, kullanıyoruz ana arıları. O işletmede sadece ana arı üzerine çalışıyor. Ki arıcılar işte arı çoğalttıkları zaman ana arıyı hazır alabilsinler. Veya daha iyi istediğimiz özellikleri taşıyan arılardan seçmeye çalışıyoruz. İşte ben şu ırkla çalışmak istiyorum dedim. Ya farklılıklar var. Karniol, İtalyan, Anadolu, işte Kafkas, işte Yığılca, Backfast gibi bir sürü arı ırkı oluşuyor. Veya bunların F1 melezleri. Siz işte bir yerdeki Ankara'daki bir arıcıdan şu ırk arı siparişi veriyorsunuz, geliyor. Sizin ırklar, elinizdeki ırklar bilmiyorsunuz belki. Onlara koyuyorsunuz ana arıyı, ırkı değiştirmiş oluyorsunuz. Ekonomik değeri bir arının ana efendim? Ekonomik değeri bir ana arı ne kadar mesela? Ya bu sene 30 liradan 150, 200, 400 yani herkes bir fiyat veriyor yani. Değişiyor yani bu. Birlik 40 liraya satıyordu. Evet, 40 liraya birlik. Birlik 40 liraya. Yani bu yani internette bakıyorsunuz işte 150 liraya arı satan da var. Neye göre belirleniyor? Daha iyi bir top oynuyor hocam. Neye göre belirleniyor? Bonservis ücreti neymiş daha bu? Kıvık sarılsınız hocam. Ama çabuk sakatlandı yani. Yapacak bir şey yok. Şimdi arkadaşlar bu kendi boğanlarımızda ana arı üretilmesinde o zaman fayda var. Yani. Tabii üretilebilir ama işte ırk özellikleri bakımından daha iyi ırklarla çalışmaya yönelik olarak deniyoruz. Şimdi ben de mesela deniyorum. Ben 25 senedir deniyorum yani abi. Yani bu bir sonu yok. Ben şöyle söylüyorum, hani gerçekten arıcılık yapan insanlar meraklı insanlar.
hevesli insanlar, böyle bir şeyler yapmaya çalışan insanlar. Bu sektörün temelinde bu var yani. Bu bir kapalı kutu. Bu kovanın içerisinde ne oluyor? Önce onu merak ediyorsunuz, sonra açıyorsunuz, araştırmaya başlıyorsunuz. Hırslısınız, sokuluyorsunuz, vazgeçmiyorsunuz. Devam ediyorsunuz. Arada da böyle. Yani bir ırkta sabit kalmak gibi bir şey ben düşünmüyorum. Yani muhakkak daha iyisini arama gibi bir heves var. Temelinde bu meslekte var yani. Her zaman için elindeki ırklardan iyi bir verim alıyorsa kişi, gene dışarıdan başka denemeler yapması gerekiyor. Bu tabiatında var yani. Şu özellik bakımından daha iyi bir ırk yakalayabilir miyim? Acaba şu denem bana daha iyi gelişim gösterecek bir ırk olabilir mi diye arayış içerisinde olması var. Standart bir şekilde gitme, sabit bir ırka takılabilirsiniz. Yani ben Kafkas çalışıyorum. Kafkas çalışsanız da ya Ahmet'in ürettiği Kafkas mı iyi, Mehmet'in ürettiği Kafkas mı iyi diye gene deneyeceksiniz. Anlatabildim mi? Bu işin temelinde bu var. Kendi elinizdeki arıdan yetiştirebilirsiniz. Evet. Ama sürekli olarak sabit bir yerdeyseniz ve kapalıysanız, dışarıya bir gen getirisi gelmiyorsa, akrabalık düzeyi yükseleceği için biz bunlarda hani üretimde insan eli altında yetiştirilenlerde gene kan katımı olarak isteriz. Başka bir ırk girişi olsun, çeşit olsun. Çok çabuk akrabalık düzeyi arada artmaz yani bir aralıkta. Çok çabuk artma gözükmez. Ama gene dışarıdan farklı özellikler, istenilen özelliklerde giriş olmasında fayda vardır diye bakarız. O bakımdan gene denemelerimizi yaparız. Gene üretim içerisinde hedefleriniz değişiyor. Yani ben mesela Trakya'ya arı götürmüyordum ama işte 5 sene önce karar verdim ya Trakya'ya da götüreceğim. Trakya'ya gittiğim zaman da ya bana depolama özelliği, o dönemdeki depolama özelliği daha iyi olan bir arı daha iyi sonuç verir de diyebilirsiniz. Burada gene farklı ırklarda çalışmanız ön plana çıkıyor. Ama yani birinci derecede ben ticari ana arıyı savunan bir kişiyim. Birinci derecede bana zaman kazandırıyor arı. Yani yetiştiriciliği anlattığım zaman bir ana arının yetiştirilmesi işte kuluçka süresi 16 gün. İşte 5 gün cinsel olgunluğa gelecek, çiftleşme uçuşuna gidecek, gelecek. Nereden baksanız 25 günle 1 ay içerisinde bir zaman kaybı var. Bazı olumsuz iklimsel koşullar olduğu zaman bu daha da uzayabiliyor. Çok iyi koşullarda daha da kısalabiliyor. Ama bu uzadığı zaman bakın ben 30 gün kaybetmem, bir anarıyı 30 gün yumurtlatamamam demek. Ama bir hazır ana kullandığım zaman bir hafta içerisinde bu yumurtlamaya başlıyor ve ben onu üretime geçirmiş oluyorum. O koloniyi. Benim savunduğum şey bu. Yani bizim anarıyı deneme yetiştirme konusunda serilik kazandıracak şey bana bu. Çünkü benim üretim sezonum kısıtlı. Yani belli bir dönemde üretim yapabiliyorum. O dönemi kaçırmamaya çalışıyorum. Hatta o koloniyi üretim sezonuna yetiştirmeye çalışıyorum işte. Ama öbür türlü üretim sezonunu kaçırıyorsunuz, bir sonraki seneye kalıyor. Ya hazır ana derken bu ticari de olabilir. Kendiniz ayrıyeten üretip de zamanınız yetiyorsa, vaktiniz varsa üretip de hazır anarıyı da kullanabilirsiniz. Ama o koloniyi yetiştirmeniz önemli olan. Kovanın içerisinde kendi ana arısı varken bir yandan da ana arı gözü yapıp ana arı... Onları sonra anlatacağız, şimdi değil. Ha. Onlara ayrıyeten koloni hayatını anlatacağım. Arkadaşlar daha derslerimiz var. Şimdi bir diğeri de bir dakika bir şey daha vardı da onu anlatırken aklıma geliyor. Sonra kaçıyor. Tozlaştırma var. Polinasyon. Tamam. Onu söyleyeceğim. Başka bir şey daha var. Irk takıntısı da gene arkadaşlar. Irklarla da ilgili çok detaylı anlatım yapmayacağım. Şu ırk böyledir, bu ırk böyledir, bu ırk böyledir diye ırkların genel bir anlatımı yapacağım ama ırkta da takıntılı kalmayın. Çünkü hani bazen alırken şu oluyor, yani şu da konuşuluyor. Ya işte Ahmet'in arası şu ırk da Mehmet'inki bu ırk. Ya ondan alırsak işte o iyi değil de bu. Ya arı alırken bizim hedeflediğimiz şey aldığımız arı güçlü bir arı mı? Yani böyle bir canlılığı var mı? Ben bu arıyı ekonomik olarak bir yere getirebilir miyim? Bundan fayda görebilir miyim? Çok iyi bir arı ama iki çerçeve.
Ben bunu zaten adam edene kadar o sezon geçecektir. Yani benim için kriter o arının ırkı değil öncelikli olarak. Ha, bala hemen gireceksem evet onu seçebilirim. Yani bala hemen gireceksem ılkı özelliği olarak seçebilirim. Ama sezona daha yeni başlarken canlı arı seçmek isterim ben. Canlı arıyı seçtim. Irkı beğenmiyor muyum? Ana arısını değiştirelim. Nesil zaten işçi arıların ömrü belli. Kısa. Yazın 45-50 gün. Onlar çalıştıkça ölecekler. Ana arıyı değiştirdiğim için koyduğum ana arının ırkı gelecek değil mi? Arıcılıkta böyle bir avantaj var. Yani siz süt sığırı aldığınız zaman ya Holstein almadım ama benim süt sığırlarım Holstein olsun istiyorsanız ya satacaksınız, yeniden Holstein alacaksınız ya üreterek çoğaltmaya kalkarsanız senelerinizi alacak sizin. Ama arada öyle bir şey değil. Ana arıyı attınız, öldürdünüz, yeni ana arıyı koydunuz. Gelecek nesil, iki ay sonraki nesil koyduğunuz ana arının nesli olacak. Anlatabildim mi? Bu işin böyle bir güzel mantığı da var. Dedim ya bakın yer seçerken de yani arıcılığın avantajlı şeylerini kullanabilmeniz önemli olan yer işte sabit bir yer. Önce bir konaklayın, o yeri deneyin. Memnunsanız buraya sabit bir arılık yapın. Ama sabit bir arılık yaptınız, koydunuz, yer güzel değilmiş. Tüh, taşımanın bir anlamı yok ki. Köyünüzde bir bahçeniz var, koyduğunuz arılarınızı ama çok iyi verimli olmadığı kanaatine vardınız. Alacaksınız, kamyonete yükleyeceksiniz. Verimli olarak neresi düşünüyorsanız oraya gideceksiniz. Arıcılığın böyle bir esnekliği var. Bunu kullanabilmeniz sizin için önemli olan. Arıda da aldığınız arı sağlıklı olsun, güçlü olsun, ilerleyecek bir arı olsun. Irkını beğenmiyorsanız ana arıyı öldürün. Yeni ana arı koyun, ırkı değiştirin. Bu kadar basit. Tamam? Peki hocam şimdi bir ana arı çiftleşme uçuşuna gittiği zaman o kovandaki abi, dur, erkek arılar mı? Şu ana arının bir anlatayım hayatını. Şimdi uzun bir soru da sadece bunu söylediğinizde sorunun uzunluğu kısalacak. O kovanın içindeki erkek arılarla mı çiftleşme uçuşuna gidiyor yoksa? Anlatacağım çiftli. Zaten abi. Bir dakika dur. Ana arının hayatına geçmedim. Daha ürünleri anlatıyorum. Oraya geçeceğim. Diğer tozlaşma. Sizin de şu benze göre bu kestaneler için ırk seçimi hangisi mesela? Yani şimdi biz kestaneler için olarak genelde burada çoğunluklu olarak Kafkas'ın birinci melezini kullanıyoruz. Yani Kafkas melezini kullanmamızın gerekçesi Kafkas daha soğuk iklime yönelik bir arı. Biz Ilıman Akdeniz kuşağındayız. Ilıman Akdeniz kuşağında olduğumuz için bizim için sıcak iklim arası da kullanma, soğuk iklim arası da kullanabilme şansımız var. Fakat sıcak iklim arıları çoğunlukla arı üretimine yönelik olarak çok gelişmiş. Yani nüfus çok kalabalık ama bal stoklaması daha az. Niye? Çünkü sıcak iklim ya. Kış yok ki yani. Niye bal stoklasın? Önemli olan nesil olarak çok artması. Soğuk iklim arısı ise kış görmüş. Kışın bir hazırlığını yapması gerekiyor. Onun için gıda stoklaması daha ön planda. Nüfus onun kadar yani sıcak iklim arısı kadar kalabalık olmayabilir. Ama belli bir stoklama içgüdüsü oluşabilir. İşte biz de tam bu ikisinin ortasında olduğumuz için genelde saf sıcak iklim, saf soğuk iklim arıları yerine ikisinin de melezleri üzerine çalışmayı daha çok ön planda tutuyoruz. Ha, burada hangi ırk arı olabilir? Benim görüşüme göre her ırk arı her yerde olabilir. Ama istenilen koşulları yerine getirmek önemli. Yani her arıcının elinde her arı ırkı olmaz. Arıcının da o ırkın özelliklerini yerine getirebilmesi önemli olur. Hep örnek vermişimdir. Ya işte bizim üniversitede hocalarımız derdi mesela. Önceki senelerde araştırma enstitülerinde yapılan çalışmalarda işte Holstein süt sığırı örnek numuneler gelmiş, dağıtılmış. İşte birçok yerden gelen rapor olumsuz. Niye? Ya evet yüksek verim veren bir canlı olmasına rağmen süt sığırı olmasına rağmen bölgenin iklim koşullarına uyum sağlayamamıştır. Neden? Çünkü besleme koşullarımız ona göre değil. Yani bir laktasyon döneminde yerli sığır 600 kilo süt veriyor. Holstein işte bizim şey işletmelerde o zaman bize söylenen 9 ton süt veriyor. 600 kilo nereye? 9 ton nereye? Şimdi bunu samandan yapmıyor ki yerli sığırı samanı veriyorsun alıyorsun. Öbürküne samanı veriyorsun kalsiyumu süte koymak için kemiklerinden çözüyor hayvan.
Yarın öbür gün kasılıyor, küt yıkılıyor yere. Kemikler zayıflıyor. Veya başka bir şeyler eksik kalıyor. Bir hastalık geliyor, direnç gösteremiyor. Hayvan kendinden zaten harcamış. İşte bunun gibi olumsuz şeyler verilmiş. Ne olmuş şimdi? Şimdi büyük işletmelerin hepsi Ornstein kullanıyor. Neden? Çünkü tek yönlü besleme yapmıyorlar. Besleme sistemlerini geliştirdiler, rasyonlarını geliştirdiler. Ona göre besleme yapılıyor. Bakım koşulları iyileştirildi. Bu hayvanlar hani buraya uygun değildi? Şimdi arıda da öyle. Bu arı bizim buraya gitmiyor. Evet, bizim arıcılık şeklimizde gitmiyor. Arıcılık şeklimizi geliştirmemiz gerekiyor bizim. Bizim de daha kriterleri, daha iyi taşları yerine koymamız gerekiyor. Yamuk koyduğumuz zaman bir yerde duvar yıkılıyor işte. Onun için bazı şeyleri tek taraflı bakmamak lazım. Farklı yönlerden bakmak lazım. Farklı yönlerden değerlendirmek lazım. İşte gene bir örnek vereyim. Bizim arıcılarımızda çoğunlukla işte kanolaya gittiğiniz zaman güçlü arıyla gitmeyeceksiniz. Niye? Çünkü çok oğul veriyor. Oğul veriyor. Açıyorsunuz internette videoyu. Alman arıcı gidiyor kanolaya iki kat arıyla. İki kat bal yapıyor, geri geliyor. Şimdi demek ki bizim yaptığımız, yani ben kendim için de söylüyorum, ben de yapamıyorum bunu. Bir yerlerde eksiklerimiz var, bunu çözmek lazım. Bu eksikleri çözersek biz de yapabiliriz. Yani ırk desen bize göre en çok oğul veren ırkı kullanıyorlar. Yani karnıyol üzerine çalışıyorlar, bizim için en çok oğul veren arı. Onunla gidiyor kanolaya. Ve iki kat bal alıyor geliyor. Biz gidiyoruz pıt 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 oğul. Adam 30 arıyla gidiyor 70-80 arıyla geri geliyor. Bal yok ortada. Demek ki bizim kriterlerimizde bir yerlerde bir eksiklerimiz var. Bizim onları tespit edip çözmemiz lazım. Önemli olan bu. Diğer ürün. Tozlaştırma. Evet, son ürün tozlaştırma. Polinizasyon. Söylediydim. Arının vücut yapısını söylerken söylemiştim. Profesörlerimizden biri, şimdi gene Amerika'da galiba, Osman Kaftanoğlu söyledi. Arıları diğer böceklerden ayıran en önemli özellik vücutlarında çatallı tüyler bulunması ve poleni kovana taşıyabilmeleri için ayaklarında ve karınlarında kesecikler bulunması. İşte arıların tozlaştırmayı yapması için öyle, özellikle dizayn edildiğini düşündüğümüz şey bu. Vücutların komple tüylerle kaplı olması. Bir çiçeğe gösterdiğim polen kesecikleri var çiçeklerde. Dişi çiçekler, erkek çiçekler ayrı olabiliyor. Kendini tozlayabilenler olabiliyor. Fakat bunlarda bile farklı çeşitlerle tozlanması daha iyi meyve kalitesi oluşturmasını sağlıyor. Gene bir elma çekirdeğini düşünün içindeki. Bunda 10 tane çekirdek yuvası varsa, bunun iki tanesinde tozlaştırma gerçekleştirirse, iki çiçek yuvasında, burada kalitesiz meyve meydana gelir. 5 tanesinde ise orta kaliteli, 8 tanesinde tozlaştırma meydana geldiyse iyi kaliteli, onu da tozlaştırırsa mükemmel kaliteli meyve meydana gelir. Meyve biblo gibi oluşuyor. Yani bunda tozlaştırmayı sağlayacak böceğin ne kadar yoğun çalıştıysa, siz o kadar kaliteli meyve meydana getirir. Ve bu doğal bir zinciri sürecinin, bu doğal bir olayın bir zinciri yapısı bal arısı. Olmazsa olmazı. Bal arısı tozlaştırmada çok önemli konumda olmasının diğer bir özelliği. Erken dönem çiçek açan bitkiler var mesela. Kiraz, işte kızılcık, bunlar erken dönem açıyorlar. Bunları tamam, tozlayıcıları gene farklı tozlayıcılar var ama böcek tozlaşmasına mecbur kalanları düşünün. Şimdi böcek var mı ortalıkta? Uçan böcek görüyor musunuz? Görmüyorsunuz. Arı da uçmuyor. Fakat hava güzelleştiği zaman ortaya kelebek çıkıyor mu? Çıkmıyor bu dönem. Çünkü artık onlar uyku döneminde. Çıkamıyorlar. Çünkü bir kuluçka süresi geçirmeleri lazım bireysel olarak. Onlar çıkacak, yumurtlayacak. Ondan sonra bir kuluçka süresi daha geçirecek. 20 gün sonra tekrar çıkacaklar. Ve ondan sonra kalabalıklaşacaklar. Ama arı kolonisi topluluk halinde kovanın içerisinde bekliyor. Hava güzelleştiği zaman çalışıyor. Hava kötüleştiği zaman salkım yapıyor. Sosyal canlılar kışı küme halinde geçiriyorlar. Sarıcı arılar da yarı sosyal. Erkek eşek arıları da yarı sosyal. Bombus arıları dediğimiz bu böyle gezinen çok tüylü olan arılar da yarı sosyal.
Yarı sosyaller ne? Kışı koloni halinde geçirmiyorlar bunlar. Kışı bireysel olarak uyuyarak geçiriyorlar. Baharda çalışmaya başlıyorlar. Bir koloni oluşturuyorlar. Ondan sonra kalabalıklaşıyorlar. Fakat arı kolonisi daha kalabalık olarak piyasaya çıkıyor. İşte baharın erken dönemlerinde bal arılarında tozlaştırma, meyvelerde tozlaştırma yapması çok ön plana çıkıyor. Bunun için bal arısı insanlar için de canlıların hepsi için de doğal hayatın sürdürülebilirliği bakımından çok önemli bir yere sahip. Ve elimizin altında yetiştirildiği için kovanın içerisinde bulunan alıp oradan oraya taşıyabiliyoruz. Buradaki kirazlar da çalışıyor. Buradaki kirazların rakımında iş bitiyor. Daha yüksek rakımdaki kirazlara taşıyorsunuz. Orada da kullanıyorsunuz. Büyük işletmelerde, tarımsal amaçlı büyük işletmelerde bu işlem doğal olarak meydana getirilmesinde problem oluştuğu için arıcıların kiralanması, arı kovanlarının kiralanması ön plana çıkıyor. Ve büyük işletmeler ya kendi bünyelerinde bir arıcılık birimi açmaya ya da bu şekilde kiralamayla arıcılık. Diğer işte kimyasallar kullanılarak, hormonlar kullanılarak yapılan yöntemler zaten doğal değil. Artı maliyetli. Yani arı getirilmesinden daha da maliyetli. Hem doğal bir ürün elde etmiyorsunuz hem de aynı zamanda daha çok para harcıyorsunuz. Arı biraz daha avantajlı. Bal arıları seralara da girer mi döllemek için? Veya çiçek? Seraların alanları genelde küçük kalıyor. Yani sera alanları içerisinde arı kolonileri kullanmaya çalıştığınız zaman seranın örtülerine vurup çıkmaya çalışıyor. Yani çıkış yerlerini ayırt edemiyorlar. Burada örtülerin farklı renklerde kullanılması falan etki edebilir ama onunla ilgili çok bir çalışma yok. Ama seraların içerisine giriyoruz. Ama burada yetiştirilen ürün önemli olan. Hani böcek tozlaşması istiyor mu istemiyor mu? Ama seralarda çoğunlukla kullanılan arılar bombus arılar. O hani iri tüylü olanlar onlar çoğunlukla kullanılıyor. Onların yetiştiricilikleri biraz daha farklı. İşte yarı sosyal oldukları için ufak koloniler yapılıyor. O koloniler daha sonra çoğaltılıyor. Kışlama için işte buzdolaplarına konuyorlar. Kış geldi zannediyorlar, uyuyorlar. Tekrar uyandırıyorlar, tekrar çalıştırıyorlar falan. Bu şekilde benzer yöntemlerle yetiştiriciliği yapılıyor ve seralarda kullanılıyorlar. Şimdi onda da tabii şöyle bir özellik var. Ondaki çalışanlar da hangi üretim için kullanılıyor? Mesela domates üretimi için işte şu hat geliştiriliyor. Yani belirli hatlar geliştiriliyor. Firmalar farklı anaçlar üzerinde çalışıyorlar. Ve o yetiştiriciye yönelik olarak üreticiye pazarlıyorlar. Seralarda çalışıyorlar. Hatta sera yetmiyor. Onlar seranın pencerelerinden çıkıyorlar. Tekrar giriş yapıyorlar yani. Yoğun olarak kullanılıyorlar. Bal arısı için şey küçük geliyor. Yani güneşe doğru hareket ediyorlar. Polarize ışığa doğru. Seranın alanları biraz ufak geliyor. Kubbesi falan da ufak geliyor. Daha yükselerek gitmek istiyorlar. Hocam bu nakliye işlemi var ya, sipariş verdiniz ana arı almak için. Bu kaç saatte gelecek? Yani kovanları nakil ederken hani belirli bir süre vardı ya.